Kar küresini sever misiniz? Ben bayılırım. Böyle onun içerisine bakarım, karlar düşer, orada böyle yaşamayı hayal ederim, böyle hayal dünyası, oraya gitmek vardı. Peki hayal dünyanızdaki yeri oluşturmak ve kendi kar kürenizi yapmak ister misiniz? Evet, o zaman bana kulak verin çünkü kar küresi yapıyoruz. Hem de çok basit bir yöntemle. Ben böyle küçük bir mama kavanozu aldım. Ama siz istediğiniz şekilde kavanozları yapabilirsiniz. Daha büyük objeler de yapabilirsiniz. Benim için bu minikler yeterli. Böyle bunlardan birkaç tane yapıp hediye edeceğim çünkü. İçerisine de böyle küçük bir obje seçtim. Benimki geyik ama istediğiniz objeleri seçebilirsiniz. Ama tabii ki suyun içerisinde olacağı için plastik olmasında yarar var. Plastik olmalı yani. Ben böyle geyik, sıradan bir geyikti. Onu şöyle altın rengi bir ojeyle boyadım. Şimdi pırıl pırıl böyle güzel bir geyik oldu. Ve öncelikle kapağını boyuyorum. Yine altın rengi bir boyayla. Ben akrilik boyaları seviyorum ama tabii ki istediğiniz şekilde boyayabilirsiniz. Kapağımız şöyle kenarda kurusun. Birazcık bekleyelim. Devam edeceğiz. Evet, kapağı aldım. İçerisine şu straforlar var ya. O straforlardan kar yapacağız. Neden mi? Hem karlı olsun diye hem de objeyi koyduğumuzda çukurda kalıp yarısı gözükebilir kavanozdan. O yüzden birazcık objeyi de yükseltebilmek için biraz bir tepe oluşturacağız. Onun için şöyle silikon alıyorum. İyice bir silikon sıkıyorum. Silikon yoksa suya dayanıklı bir yapıştırıcı tercih etmelisiniz. Yoksa tutmayacaktır. Ve şöyle straforlardan irili ufaklı koyuyorum. Burada dikkat etmeniz gereken, kavanozun çok kenarlarına koymayın çünkü kapanacağını düşünün. O çevirme payı kalmalı. Bunları çok iyi yapıştığına emin olun. Çünkü sonra buradan çıkabilir. Ve geyiğimizi de yapıştıralım. Şimdi birazcık da ayağı karların içinde kalsın diye birazcık daha ilave edelim. Şimdi şöyle bir ölçüyorum nerede diye. Gayet uygun. Yeri bence iyi. Şimdi hem şurası biraz kurusun, geyiği alalım. Şimdi o karların döküldüğü sıvıyı oluşturacağız. Ben birçok tarif denedim. İnternette de bir sürü yapılış var. Ama emin olun ki en güzeli bu. Nasıl mı? Neler yapıyorlardı? Suyun içerisine gliserin katıyorlar, suyun içerisine bebe yağı katıyorlar. Ama bir türlü o parlak, pürüzsüz, o akma suyu ayarlayamıyorlar. Veyahut da saf su olması gerekiyor. Evet, akülere konan saf su, eczanelerde, hastanelerde olan saf sudan bahsediyorum. İçerisine gliserinle olacak. Onların ikisini de alıp kullanana kadar şimdi benim vereceğim yöntem daha uygun. Çünkü her yerde bulabilirsiniz. Ne mi o? Bildiğiniz bebe yağı. Evet, hepsini bebe yağı ile yapacağız. Çünkü su kullanmıyoruz. Neden kullanmıyoruz? Su zaten kendinden böyle bir renk bırakıyor. Ve hafif böyle noktalar yapıyor. Durduğu zaman da biraz da kireç yapacak. O yüzden su kullanmıyoruz. Aklınızda bulunsun. Şimdi bebe yağını döküyorum. Bundaki püf noktası ağzına kadar doldurmak. Eğer doldurmazsak ne olur? Böyle küreyi ters çevirdiğimizde tepesine bir boşluk olur. Ve o çok kötü duruyor. Pullar da yapıştığı zaman pulları da almıyor. O yüzden ağzına kadar doldurun. Çok azıcık koyacağınız objenin boşluğunu bırakın, o kadar. Taşarsa taşsın. Evet. Şimdi çok azıcık sim koyuyorum. Simi de yavaş yavaş ilave ediyorum. Çünkü çok fazla koyduğum zaman bu sefer simlerden içindeki obje gözükmüyor. Biraz gri sim kullanıyorum. Biraz da karıştırıyorum ki karıştırdığımda nasıl bir hal aldığını göreyim. Biraz da sarı koyuyorum, çok azıcık. Bence yeterli. Şimdi kavanoz kapağının bütün kenarına cama, kavanoza yapışabilmesi için silikon sıkıyorum. Çok iyi silikonlamamız lazım çünkü akıtmaması gerekiyor. Kapatıyorum. İyice bastırıyorum. İyice bastırıyorum ve soğuyana kadar bekleyeceğim. Evet, iyice soğudu. Şimdi ters çeviriyorum. Tamam tuttu diye düşünmeyin. Şu kenarlarına da iyice bol bol silikon sıkın. Şimdi o da biraz kurusun. Şimdi şu kötü gözüken silikonları da kapatmak için şöyle dekoratif bir bant kullanıyorum. Bir kurdele de yapıştırabilirsiniz. Artık seçim sizin. Böyle de bırakabilirsiniz tabii. Birazcık da buz gibi duruyor. Aslında böyle kalmasında da bir sakınca yok. İşte kar kürem hazır. Bundan istediğim kadar yapabilirim değişik objelerle. Ve sevdiklerime de hediye edebilirim. Siz de hayal dünyanızdaki yerleri böyle güzel kar küreleriyle yapabilirsiniz. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.